Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Apple'ın lansmanını değerlendiriyoruz. iPhone 5S evet. Çıktı, C de çıktı ama şöyle bir şey var. Tabii biz ne o toplantıdaydık ne telefonları gördük. Hızlı bir değerlendirme yapacağız. Verilen bilgiler kadarıyla. Çünkü adamlar bir de tarzları o. Teknik detaya girmiyorlar. Evet. İşlemci hızlandı diyor. Ne kadar, kaç megahertz, neden konuşuyoruz öyle bir şey söylemiyor. Çünkü bunları sırf biz konuşuyoruz abi. Herkesin anlayacağı evet. şeyleri tercih ediyorlar. Doğrusunu yapıyorlar. Üslupları, dilleri bu. Ama bütün teknoloji gündemi onlara kilitlendi tabii ki. Evet. Şimdi öncelikle hani ucuz iPhone, ucuz iPhone diye aylardır konuşulan iPhone 5C gerçek oldu. Evet, gerçek olurken de bir şey oldu Levent abi. Normalde nedir? Yeni bir telefon çıkar, bir öncekini Apple ucuza satardı. Evet. 5 diye bir şey yok şu an, iPhone 5... 5 tarih oldu tarih evet. 4 var 5 yok. Evet çünkü şöyle bir yorum getiriyorlar. 5 ucuzlatılamayacak kadar maliyetli bir telefondu. Donanımı yüksekti. Evet 5C işte o görevi karşılayacak. Evet diye. Artık bir de ucuz telefon isteyene hala 4S'in 8 GB'lığını Amerika'da bedava veriyor. Yani. Abonelikle. Evet. Şimdi 5C biliyorsun plastik. Tek parça plastik bir gövdesi var. Çelik bu plastiğe güç verecek çelik bir destek içine sağlamışlar. 5 renk. Hı hı. Yeşil, mavi, beyaz, kırmızı, sarı. Çok da renkleri de güzel seçmişler. Yani sarısı falan hani çok doygun, çok hoş. Biraz hafif pastelle doğru renkler. Benim renklerim hepsi hoşuma gitti. Ama bir de tabii ne var? Temaya uygun renk onlar. Evet. O işte de biraz Nokia tabii biraz da Tİ'yi adam bir evet. Twitter mesajı attı. Haklılar evet. çünkü bu işi başlatan Nokia. Evet, evet. O şey Windows Phone'daki düzenleme iOS'a da gelmiş. İçi iPhone 5'e yakın. Evet. Hani A6 işlemcisi var, 1 GB belleği var. Birazcık daha kalın ve ağır. Hı hı. iPhone 5 ve 5S'ten. Ama hani gücü aynı gibi gözüküyor. Evet. Peki ama dışarıdan baktığımızda ucuz iPhone deyip duruyoruz da kaç ne kadar ucuz? Murat çok ucuz değil zaten işte. Hı. Yani Amerika'daki hani bu taahhütlü fiyatları $100 fark ediyor sadece. Yani ucuz iPhone ucuz iPhone yine pahalı. Hı hı. O yüzden hani bence pek ucuz iPhone şeyine uymuyor. Hani yani, ucuz iPhone beklentisini. Senin bugüne kadar gördüğün kadarıyla Türkiye'de mesela bunun fiyatının 1500 lira falan olacağını tahmin ederiz. Sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Sanmıyorum. $100 dediğin 200 lira. Anca o kadar yani, şu 1800 an için. Rakamlar evet. olabilirse şaşırmamak evet, lazım. Evet. Pek o kadar hani ucuz iPhone dedirtecek bir yön ben göremedim. Ha şeydi ama güzel tamam. Çok kısmamışlar. Evet. Hani hardware'ı kesip kuşa çevirmemişler. Fakat fiyat da sembolik. Bu ucuz iPhone değil abi. Bu daha ucuz iPhone. Evet, neden? Evet, 5S'ten. Evet. İşte A6 işlemcisi falan. Hardware'i 5'in hardware'i hemen hemen. Hı-hı. Bunun yine Lightning bağlantısı evet. falan. Özel bir işte buna çeşitli aksesuarlar çıkacak mecbur. Kılıflar falan işte böyle. O pazarı düşünebiliyor musun? Tabii ki. Tek iPhone'a neler olacak. Çıkıyordu. Şimdi bundan tabii. neler çıkıyor? Bir de şimdi rengin üzerine işte evet. adam kontrast renkli kılıflar yapmış falan. İlgi görecektir bence. Ama çoğu kişi de buna vereceğime biraz daha veririm, fullünü alırım diyecektir yani. Kesin o da evet, doğru. Evet. Bence ucuzluk beklentisini karşılamadı. Evet. Tabii 5S bir evet. de gündemde. Ya bir yandan tabii kapatmadan önce şunu söyleyelim mi? Bir yandan da belki iyi yaptı. Çünkü eğer hardware'i kırpsaydı, şu Android'de fragmentation diyoruz ya. Oraya giderdi. Yani farklı farklı cihazlar. Birinde çalışan yazılım, birinde çalışmıyor. Doğru. Bir sorun. O ekranı falan da değiştirmediler. Yine Retina tabii. ekran falan biliyorsun. O bakımdan korumuş oldu. Bir de şu var. Önümüzde iOS 7 var. Sonuçta evet. iOS 7'yi de çalıştıracak. Evet, evet. Yoksa felaket olurdu. Farklı evet. bir yani diğer yazılımları çalıştırmayan light bir iPhone olsaydı Apple'ın kendi ekosistemi için felaket Doğru. olurdu. O tuzağa düşmediler. Evet. Asıl tabii yıldız gözler 5S'te. Yine radikal bir değişiklik yok. Yok yine aynı hani yapısı Hı-hı. ağırlığı, kalınlığı falan 5 ile aynı. Hani ayırdı, hatta aksesuarları falan direkt uyacakmış. Evet. Hani ayırt etmek mümkün değil. Detaylar var işte. Bir kere altın opsiyonu gelmiş. Hmm. İşte siyahına gray, space gray mi ne diyorlar? Sen gümüş var. Altını artık Arabistan'da çok satacaktır tahmin ediyorum. Ya da Bronx'ta tutulacaktır tahmin ediyorum. İşte en büyük biliyorsun en çok tartışılan şey parmak izi okuyucu. Hmm. O iPhone'un o hani karakteristik düğmesinin içindeki kare kalkıyor. O düğme aynı zamanda artık bir parmak izi ve okuyucu. Süper entegre etmişler.
Evet, hiçbir dışarıdan bir şey hissettirmeyen bir parmak izi okuyucu. Tabii bu da komplo teorilerini beraberinden geçiyor. Coşturdu tabii. Öyle bir zamanda çıkıyor ki abi sorun, evet. Orada. Hani fırtınalar esiyor her gün. Her gün NSA'den bir haber geliyor. Oradan, evet, sızıyorlar, buradan sızıyorlar. Evet. O ortamda cihaza böyle bir şey eklenmesi tabii ki tartışmalara yol açtı. Evet. Apple diyor ki o şey parmak izi bilgisi telefonun dışına çıkmayacak diyor da o lafın hiç, bu söyledikleri şeyin hiçbir kıymeti yok. Hiçbir firmanın söylediğinin bir kıymeti yok günümüzde. Serverlarımıza girilmiyor da diyorlardı. Ne oldu? Ne oldu? Çıktı. O yüzden bilemeyeceğiz artık onu. Ne olacak? Bütün Apple kullanıcıları parmakları fişlenecek mi edecek mi bilmiyoruz. Yani. Hiçbir ses söylemiyor. Parmak izi eklenmiş. İşte farklı parmakları da okutabiliyorsun falan. O birazcık da şey işte profil gibi hani. Ya güvenlik meselesi hiç olmasa bu süper bir şey aslında. Evet. Seni tanıyor telefon. Çocuğuna verdiğin zaman işte yanlışlıkla gidip bir şey alamayacak. Evet, evet. Şimdi parmak izi meselesi bu. Çok güzel entegre edilmiş telefonun içine, düğmenin içine. Gayet başarılı ve çok 500 şey hassaslığında, çizgi hassaslığında falan çok iyi. 64 bit A7 işlemci geldi. Evet, 64 bit'e geçildi. Bu evet, 64 bit'e geçildi. Bu bir kere iyi. Ha, ama tabii şöyle, şimdi Murat hani yazılanları falan okuyorsun. Yani hani 32 bitten 64 bit'e geçmek her şeyin iki kat hızlanması anlamına gelmiyor. Ya da 64 bit'e geçince dünyalar, yeni bir dünya açılıyor falan diye bir şey biz yok. Biz bunu masa üstünde yaşadık. Yani evet, yani masa üstünde 64 bit'e geçince ne yaşadıysanız onu şimdi onu yaşayacaksınız. Hiç öyle işte hani 64 bit'le açılan yepyeni evren falan. En azından. Bir gigabyte bellek varken. 64 bit'e geçince biz yani, ne yaptık? Yüksek gigabyte, evet, sistemler kurduk. Evet. Yani öyle bir avantajı performans oldu. Performans artmış. Grafik performansı da, işlemci performansı da artmış. Ama bu A7'den zaten kaynaklanıyor. Ha, 64 bit'e geçiş ama şey iyidir. Tabii. 64 bit'e geçilsin ki 4 gigabyte'dan daha çok belleği olan telefonların önü açılsın. Hı. Uygulamalar şimdiden 64 bit yazılsın. PC'de şu 64 bit devrimi hala bence tatmin edici noktada değil. Hmm. İşte hiç olmazsa telefonlarda birisi önü çeksin. Dolayısıyla iyi yapmışlar. İyi yaptılar. Bir o kadar ilgi çekici şey şu M7 ek ya, işlemci. Evet. İşlemci uyusa bile o bu hareketleri falan telefonun hani fiziksel hareketlerini takip ediyor. Bu da fitness tarafında, evet, bayağı bir opsiyon açıyor. Nike'la falan zaten şey yapılmış, işbirlikleri falan yapılmış. Onların bir takip yazılımları, evet, saatleri falan var ya. M7 bu işleri yapacak. Telefon uyusa bile senin işte adımını sayacak falan icabında. Hmm. Ya ben şey, o işi ayrı bir saat alıp yapıyorum. Yani evet, bu pazarı i̇şte olan bir şey. Şimdi. Evet. Yapmayacaksın şimdi. Telefon yapacak. Fotoğrafta gelişme oldu işte. Hmm. EyeSight kamera oldu. F2.2. Daha büyük sensör ki bence en önemli şey, evet, en güzel, en iyi sevindirici şey bu. Megapikseli söylemiyor adamlar. Büyük olası da aynı. 8 oldu. 8'de evet, kalacak 8. Ama daha büyük pikseller. Hı-hı. Daha iyi bir şey. Büyük sensör her şeyin çözümü. Hı-hı. Büyük sensör olsun. Büyük sensör, geniş açık diyafram. Hepsi, evet, günün sonunda daha iyi gece çekimi demek. Daha iyi fotoğraf demek. Evet. İkili bir sarı bir beyaz. Bak, flash. Değişik bir flash. True Tone flash. Bu sayede renk. Flash. Fotoğraf makinesinde bile fotoğrafın içine etme potansiyeline sahip, evet, bir şey olduğu için ikili olması bence kesinlikle fark yaratacak. İşte o sarıyla beyazı farklı dengelerde ortama göre kullanıp. Sen beyaz çıkmayacaksın yani, evet, bir insan fotoğrafı çektiğinde, evet, renk, derin akıllıca, rengi olacak. Akıllıca zaten işte şey yapmışlar, bu akıllı çekim olaylarını çok arttırmışlar. İşte binlerce seçenek, hı-hı, arasından en doğrusunu seçiyor falan filan. Bu fotoğraf makinelerinde de şu dönemde bir akıllı hani o otomatik modu geliştirme dalgası başladı ya, smart auto, intelligent auto falan işte, premium auto falan. Onu birazcık yansıtmışlar. Filtreler gelmiş Instagramcılara, hipsterlara. İşte sepia, bilmem ne, lomo artık 2000 liralık fotoğraf şey makinesiyle 100 liralık makine fotoğrafı çekmeyi başaracak herkes. Abi 720p'de 120 fps yani ağır çekip kayıt, evet, imkanı var. Bu fotoğraf makinelerinde bile zor rastlayabileceğim, evet, bir şey. İyi, bununla da insanlar işte oynayacaklar, şeyler be, yapacaklar. Evet, daha önce yapmadıkları tabii şeyler yapacaklar. 720p olması güzel bir şey ama. Evet, daha kolay işlerler. Burst Shot diye bir şey var. 10 kare çekiyor, iyisini seçiyor, keskinini, hı-hı, seçiyor. Bu da yine trendi aslında, fotoğrafta bu yılın trendlerinden birisi. Ağırlığı, kalınlığı falan, ekranı, çözünürlüğü aynı. Wi-Fi falan özellikleri, 3G, 4G özellikleri aynı. NFC yok.
Yine. NFC yok benim bildiğim kadarıyla. Yok. 20 Eylül'de piyasada. Şöyle de bir şey diyelim. Şimdi Apple'ın tabii orada eleştiri aldığı yer herkes ekranı büyütürken ekranın aynı kalması. 4 inç. Ama bunu da çok iyi kullanacaklar. Çünkü bak şovu şeyle yaptılar. Infinity Blade 3 ile yaptılar. Şimdi GPU da hızlandı ya. Ekran da aynı. Bunun ekstra bir katkısını görüyorsun. Çünkü ekranı büyüttüğün zaman performans getirisinin bir kısmını oraya vermiş oluyorsun. Detayı arttırıyorsun. Evet. Oyundaki detayı arttırıyorsun. Kesinlikle doğru. Bir de tabii bu cihazlarda iOS 7 geliyor. Evet. iOS 7'den zaten bahsetmiştik. İşte 18 Eylül'de çıkıyor. Hı hı. iPhone 4 ve yukarısına yüklenecek. iPad 2 ve yukarısına yüklenecek. 5. nesil iPod'dan itibaren yüklenecek. Bu yeni cihazlar zaten üzerinde yüklü gelecek. Hani görsel olarak biliyorsun çok farklı. Daha işte 2 boyutlu şeyinde. Evet. Dünyasına yakın. Daha iyi multitasking var deniyor. Evet. Arka planda uygulamalar güncelleyecek kendini deniyor. iTunes Radio var. Hı hı. Bir de iWorks diye bir ofis yazılımı yanında geliyor. Evet, bedava veriyorlar. Parayla sattıkları şey evet, bedava istersen olacak. İstersen parayla olan bir şey bedava geliyor. Hatta almış olanlar da biraz kızdılar ya bizim paraları geri ödesinler. Evet. Ama iWorks için şey deniyor. Yani telefonda ben çok işe yarayacağını zannetmiyorum ama biliyoruz. Özellikle iPad'de evet. Hani işini gördürecek diyorlar. Hı, olabilir. Hani ofis yazılımı olarak. Tamam büyük olasılıkla orada hani makale yazmayacaksın ama gelmiş şeyi okumak. Bunlar... İşte tablo yollandı, değerler doğru mu kontrol etmek. Test edilip bakılacak şeylerle bence evet, abi. Evet. Aramızda şu an bir iPhone Can'da var. iOS 7 18'inde gelir Can'a. Evet gelir. O değerlendirmesini kendisi yapar bize. Evet. Tabii Apple lütfedip de bize telefonları yollarsa inceleriz. Gelmezse yine belki izleyicilerden ödünç alacağız mecburen. Apple basına ürün falan yollamıyor. Çünkü Apple böyle bir şeyle uğraşmasa bile basın kendini paralayıp işte şey yapıp borca girip bilmem ne Amerika'dan arkadaşından şeyinden getirttiriyor bu telefonu ya da tableti, ürünü. O yüzden Apple'ın çok umurunda değil. Hmm. Ha bu etkinlikte olmayan şeyler vardı. Yeni iPad, yok. Bildiğim kadarıyla yeni bir iPad duyurulmadı. Yok. Yeni Apple TV'dendi. Ben kaçırdım mı bilmiyorum ama yani hiçbir yerde okumadık. Bunlar da herhalde bir sonra bir sonbahar etkinliği daha olacak herhalde. Evet, hani şey olarak baktığın zaman 4S sahibi 5S'e geçerse çok mantıksız bir iş yapmaz bence ama 5'i olanın geçmeye evet, şu an 5'i olanın hiç erken, kendini 6'ya geçmek evet, lazım evet, orada. Evet. Şeyi de uzun vadede göreceğiz Murat. Şimdi ucuz iPhone işte ne getirecek ne götürecek. Steve Jobs yaşasaydı iPhone 5C diye bir şey çıkar mıydı? Bence ucuz iPhone diye bir şey olmazdı. Bence yani. De olmazdı. Bence ama olsa da bu şekilde olmazdı bence. Rahmetlinin arkasından konuşuyoruz bilemiyorum. Şeyi de göreceğiz Murat. Dediğim gibi hani Ferrari ucuz araba yapsa bir tane 30 milyara aile arabası yapsa firma için ne olur? Hmm. Hani bu tartışmalı bir şey. Evet. Tartışmalı bilmiyoruz. Bir konu. Yani bir anda bir sürü insan Ferrari şeyle taksitle Ferrari alır ama 600 milyarlık Ferrari'le 600 bin liralık Ferrari'leri alanlar da alınmaz ya bu işte hani ben böyle demiyorum hani bunu, ya kapıcı da aldı bizim Ferrari ben bir daha almam mı der. Bu aslında oldu Ferrari örneğinden değil de yanılmıyorsam Chevrolet demiyor ne olmuştu yani bazı bilinen Amerikan markaları Çin'e geçince biliyorsun. Acayip arabaların üzerinde. Yani işte ha Daivo'lar Chevrolet oldu. Yani sonuçta demek istediğim lüksüyle yani statü sembolü olmuş evet. İşte pahalı marka olarak tanınmış bir firma ucuz bir ürün üretirse kendini batırır mı yoksa yeni dünyalara mı açılır? Birlikte göreceğiz. Göreceğiz ama pek ucuz değil. Ucuz da değil yani. Şimdi pek ucuz değil. Evet. Hani bir yarı fiyatına bir şey çıksaydı. Saydı, tamamdı da. O zaman çok çok uzun uzun konuşurduk evet. Da burada pek ucuz bir şey yok yani. Türkiye'ye de bakalım nasıl bir... Ben şeyi merak ediyorum. Biliyorsun iPhone'lar geldi de 3000'li rakamlara falan geliyor. Şimdi ama o devir biraz değişti. S4'ler 1600 lira işte 925 1400 lira derken iPhone'un eskisi gibi burada 2500 liraya satılır mı bilmiyorum. Yine ilk geldiğinde satılır. Hani çünkü böyle kaçak maçak bavulda falan getiriyorlar. Olay yaratıyorlar yani. Bir takım adamlar da onları almak istiyor. Ben de ilk aldım falan. Ama nereye kadar? Evet. Hani bizi izleyenlerden pek kimse olmaz onların arasında. Evet. Kısa bir değerlendirme yaptık. Evet. Bülent abi. Elimizdeki bilgiler bu kadardı evet. Zaten. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.